Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine İsrail'deyiz. Son gün ve bugün şöyle şu denizde, Galilea denizinde, gölde bir test yapacağım. Şöyle bir 10 dakikalık falan bir yüzeceğim. Bakalım nasıl bir yapısı var. Evet, biraz korkuttular beni açıkçası burası için. Böyle biraz Eğirdir'den daha kötü falan gibi hissettim. Bakalım bir yüzelim. Giyindik böyle wetsuitlerimizi. Yarın wetsuit olur mu olmayacak mı bilmiyorum. Ama ben yine de wetsuitle bir antrenman yapayım dedim. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet, yüzme testimiz tamam arkadaşlar. Su biraz tükürüyor. Çok kolay olmayacak. Eğirdir'den biraz daha kötü gibi hatta. Göl burası. Biraz değişik bir havası var. Hatta böyle önce 200 metre gittim. Sonra dönerken biraz daha zor döndüm. Akıntı var lan gölde. Çok garip. Şimdi bakalım. Yarın göreceğiz ve bu arada sıcaklık biraz vardı ve umarım wetsuit serbest olur. Yeter artık ya, Kragan futbola giymedik, burada da giymezsek ayıp ya. Hadi bakalım, şimdi kahvaltıya gidin. Bakın her yerde sporcular görüyorsunuz, herkes son antrenmanını yapıyor, koşucular falan. Kahvaltıdan sonra alana geleceğim. Burada biraz daha değişik şey, hafta olduğu için 11 ile 2 arası bisikletleri vereceğiz, bütün eşyaları falan. Ama tabii benim otel yakın olduğu için çok rahat olacak o. Ve yarın sabah da wetsuit'imi giyip geleceğim buraya. Ve ondan sonra da saat 1'de efsane bir sürpriz var size. Hadi bakalım şimdi kahvaltıya. Evet, gün geldi arkadaşlar. Bisikletle vedalaşma zamanı. 11'de açılıyor dediler. Ben 11'e bir kala geldim, açılmış. Çünkü yani o expo sırasını falan görünce dedim buraya erkenden gelelim, bitirelim bu işi. Çünkü sonrasında sıkıntı olur. Orada çok beklemek istiyordum ve direkt girdim işte. Şimdi yerimizi bulacağız. Bisikletimizi ve torbalarımızı bırakacağız. Yarın sabah onlara tekrar ulaşabiliyor olacağız tabii, her zaman gibi. 546 numara. Böyle. Oo, süper. Evet, bisikletimizi bıraktık. Şimdi lastikleri biraz indireceğiz. Çünkü öğlen bırakıyoruz. Şimdi hava ısınabilir. Isınmayacak ama maalesef. Ama her şeye hazırlıklı olmak lazım. Sabah nasılsa şişireceğiz. Onun için akşamdan biraz indirelim ve sonrasında şimdi gidelim torbalarımızı bırakalım. Yarın sabah buraya tekrar gelebileceğimiz için bütün mataralar ve beslenme işlerini yarın halledeceğiz arkadaşlar. Şimdi sadece bisikleti burada bırakıyoruz. Hadi bakalım, devam. Evet, yarışta burada böyle bir Avusturya'nın exit var arkadaşlar. Bayağı büyük bir Avusturya'nın exit. Buradan girip tekrar suya gireceğiz. Buradan gireceğiz. Bir tur atacağız. Avusturya'nın exit. İkinci tura geldiğimizde buradan çıkıp böyle gideceğiz canım. Bir tek ben yapacağım. Gideceğim yani. Ondan sonra buradan koşup torbalar ta orada arkadaşlar. Ondan sonra orada giyinip tekrar ta buraya geleceğiz. Evet, biraz bu şimdi biraz uzun oldu. Lan burada half'lara neden böyle yapmışlar ya? Full'ler orada, half'lar burada. Half'larınki daha kolay. Sizin yolunuz uzun diyorlar herhalde. Evet, şeyler burada. Bizimki tam burada olacak. Şunun sonu. Hello. Hello. Okay. Your name, please? Fatih. Fatih. From Turkey, yes. Welcome. I'm only one. Only one from Turkey, really? Yes. Just a moment.
Okay. On the left ankle, please. Left ankle. Okay. Okay. Good luck. Bye bye. Evet, çipi aldık hemen. Mesajı da geldi. Artık yarıştayız. Hadi bakalım, çıkalım şuradan. Evet, şu an aklıma geldi. Burada makarna partisi olmadı. Öyle bir durum olmadı. Canını sevim Türkiye'm yani. Vallahi abi, jeller de burada verdikleri jeller kötü. Çok kötü. Yani bizim ballara benziyor. Bu bal parmak balları şeyleri var ya, kutuları. Onun gibi açılıyor falan böyle. Tadını da sevmedim. Sabah yüzmeden önce denedim. Onun için special beklediğimiz bag'e kendi jellerimi koydum arkadaşlar. Yani 21'de falan ilk jellerle başlayacağım. Sonra oradaki jelleri de alacağım. Muhtemelen hep kendi jellerimi kullanacağım. Bildiğimiz şeyden şaşmamak lazım. Şimdi araya yine girdik. Size biraz şampiyon göstereyim arkadaşlar. Bakın Sebastian Kinley. Ah, well, hey, I'm Sebastian Kinley. I'm currently at Ironman Israel Middle East Championships. It's gonna be the last race of my year and the first race of my farewell tour, and I'm gonna say hi to everybody who's cheering for me and following the race in Turkey. Okay, thank you. You're very welcome. We are invite you in Turkey in Ironman. Okay, good. thanks a lot. Thank you. Thank you. You're welcome. Good luck. Thank you. Evet, organizasyonda görüştük arkadaşlar. VIP alana da girdik. Böyle bantla verdiler bir tane. Ve şimdi diğer sporcuları da bekliyoruz. Kinley'le biraz konuştuk. Güzel olacak, güzel. Bugün şu anda aynı yerdeyiz. Evet, yüzeceğimiz yer burası arkadaşlar. Tekrar göstereyim bu arada. Şöyle gideceğiz beyaza kadar. Sonra oraya o beyaz. Sonra geri geleceğiz. Sonra bir tur daha. Çok eğlenceli, çok. Dünya şampiyonları tek tek geliyor arkadaşlar. Bakın hemen yanında Kinle var. Burada hemen Patrick Lange. Şu hemen arkamda. Bunları hep mesaj attıydı ama ben anahtarınızı alacağım diye. İnşallah anahtarı istemezler benden. Hepsi tek tek geliyor buraya. Şu anda VIP bölümdeyim. Böyle organizasyon sağ olsun. Beni buraya davet etti. Keyifli oluyor burası çok. Next year is going to be my last year as a professional athlete in triathlon, and swimming and running is probably the two disciplines I'm not going to keep in my daily routine anymore. But riding my bike, you sure. Won't miss them because the bike is fun. The bike is actually fun. You know, that's the thing. As a bike, you can stop pedaling and you're still moving. And running, I tried it a couple of times, but you keep to fall down. Have you ever been in the velodrome? Oh yes. So you know, a lot of times. On a fixed gear, don't stop pedaling. That's the reason why I'm not trying to ride fixed gears. Şampiyonlar burada. Biraz röportaj veriyorlar. Kinle bırakıyormuş önümüzdeki sene. Valla üzücü. Son yarışı. Bu da benim için bir şans oldu açıkçası. Huge dividend in Germany. The health system, how much money we have to put in the health system because all the people that have diabetes, that are overweight and so on, at the end it comes at a much higher cost than what people don't realize. They just look at the short-term cost. Not to mention, you learn to win and be a good champion, but you also learn to lose and be a good loser, let's put it that way. Hello.
Hi. How are you? I'm good. I'm from Turkey. I'm a YouTuber. Nice to meet you. Do you want to say about this course? Yeah, what do you want to know? It's bike course, it's good, or running course? First of all, it's great to be here and in Israel. It's my first time. Arm race with you. I am in the long course as well. Yes. Yeah. No, it's great. Great to be here and lovely people. And it's a really fast course. Fast course. Sure. Yeah. So we have to see how the wind and the rain affects the race. But I have the feeling that it's gonna be a fast race. Yes. Running is. Yeah, it's good, but it's good also for your muscles. You know, it's like I always feel like if it's completely flat course, it's even harder on the muscles, because when you go uphill, you use different muscles. When you go downhill, you use different muscles. So it's a little bit of just a change in the muscle fibers. So I always feel that this is better. Okay, thank you. Yeah, thank you. Welcome. Good luck. Have fun. Good luck. All the best. Şampiyondan taktikleri de aldık. Evet. Şimdi hepsini size tecrübe edebileceğim de. Yani bayağı işte hızlı bisiklet parkuru diyor. Koşuda da inişli çıkışlı diyor ve bu işte değişik kas grupları sizi çalışacak diyor. Yani çıkışta da inişte de. Bakalım, yarın göreceğiz. Vay be. Bu arada şu an için aplikasyonlar yağmur veriyordu arkadaşlar. Ama hava sadece rüzgarlı. Yani yarın da inşallah böyle olacak. Şu anda yağmadı da. Belediye başkanı da geldi arkadaşlar. Bizde ortam böyle. Ben de kahvemi içiyorum. Herkes bir de bana bakıyor böyle. Tabii bir sürü sponsor var ya. Beni de pro atlet sandılar. Gerçi onlardan daha az yanımız yok yani. Onlar kadar antrenman yapıyorsa onlar biraz daha hızlı. The last world in such a illustrious round. Probably I should have also prepared a little bit better. But yeah, sometimes if you speak from the heart, it's the best result. And so therefore, what this teaches me after being in the sport for more than 30 years now, is the great power of sport that brings people together. And I'm overwhelmed by the amazing hospitality here, and it's for me it's just the best place to start my farewell tour, my last year in the sport. And I mean, even if you're not very religious, you're definitely breathing history here. And I think this is a great place for our sport. And it's just amazing what all those people put together, such a great event for our sport. I think it's great to see a sport developing in a country that has so much potential, and I think the most important thing that stands over all is peace. And I think we are also here to support peace all over the world, especially in times like this. And that's definitely the power of sport. So nothing else is more important, and it feels super right to be here. Also, of course, you get asked the question, why as a professional you choose to go to a race that maybe is not so secure, you know? But it's really important to show, okay, you trust in this country, you trust that everything will be good, and you're also here to make a statement, to go here and say it's a great community, it's a great country, and to connect people. Evet, yavaş yavaş dinlenme zamanı. Bütün bisikletler yerine konmuş. Yarın sabah 4.30'da buraya gireceğiz. Son hazırlıklarımızı yapacağız. Sularımızı koyacağız ve 6.20 geçe startımızı vereceğiz. Ben de şimdi gideyim. Şu anda saat 2. Yavaş yavaş dinlenmeye geçeyim. Bir şeyler yiyeyim. Sonrasında da vlog editleyeyim. Falan böyle, tam böyle dinlenme zamanı. Belki de ben yarışırken siz bu videoyu izliyor olursunuz. Ama şimdi bugünlük bu kadar.
Bu arada yarıştan bir şey çekemeyeceğiz. Çünkü burada tek Türk benim. Yani supporterlarım olacak ama onlar yarışın içinde gelecekler. Kamera veremeyeceğim onlara maalesef. Yarıştan öncesinde ve sonrasında görüşürüz. Hadi. Bugünlük bu kadar. Daha ne olsun lan? Bir sonraki videoda görüşürüz.